Ardahan'a gidiyoruz. Ardahan'daki renklerin, seslerin, güzelliklerin peşindeyiz. Ardahan'ın yollarında bülbül öter bağlarında. Öyle bir kız sevdim ki 13-14 çağlarında. Dilme nazlı yar, dilme benidim sarhoş. Sen zaten içmem, verme. Sevgili seyirciler, Ardahan'da gezip tozma devam ediyoruz. Biliyorsunuz ülkemizin dört bir yanını gezip tozuyoruz ama kent merkezlerine mümkün olduğu kadar az uğruyorum. Sebebi de malum, betondan hiç hoşlanmıyorum. Maalesef de ülkemizde yaygın olarak kötü bir yapılaşma var geçmiş yıllardan. O sebeple de daha çok ilçelerin köylerini ya da işte beldeleri, kimi zaman doğal dokusunu, kültürel değerlerini iyi korumuş ilçeleri gezmeyi tercih ediyorum. O sebeple de yollara düştüm. Ardahan'ın köylerine doğru gidiyoruz. Hadi buyurun. Seyirciler, görüyorsunuz dere boyundayız. Bu biraz dereyi açmış, çay olmuş. Arka planda da büyükbaş hayvanları görüyorsunuz. Bu bölgede özellikle daha önce de çektik biliyorsunuz Kars'ı. Hayvancılık çok ama çok önemli ekonomik anlamda. Burada da hayvancılık yapılıyor. Çok bereketli topraklar görüyorsunuz. Su var, yeşillik var. Sonuçta hayvanın beslenebilmesi için bütün şartlar oluşmuş. Dolayısıyla ekonomiye katkı sağlayacak en önemli unsurlardan bir tanesi de Ardahan'da hayvancılık. Sevgili seyirciler, dağ bayır gezerken bir şey öğrendim. Tabii daha önce de deneyimlerim vardı bu konuda. İşte ormanda, çayırda, bayırda, her yerde insanın yiyeceği bir bitki, meyve var. Yeter ki siz o bitkiyi, meyveyi tanıyın. Yani bu kimi zaman bir elimdeki gibi kuzu kulağı olabilir. Kimi zaman dağda böğürtlen olabilir. Hatta dağ çileği dediğimiz şeyler olabilir. Çeşitli ot türleri var. Yemlik falan denilen cacıklar yani. Salata yapılan otlar var. Var oğlu var yani. Yok yok doğanın içinde. Ben de şuradan arkadaşlarım fısıldadı. Bu kuzu kulağıymış. Yavaş yavaş mevsimi geçiyor ama bir tane taze kuzu kulağı buldum. Umarım benim el etmez. Evet, güzel, ekşi bir tadı var. Buyurun. Harun, yiyecek misin? Burada yavrular var. Yavru sürüsü var. Burası biraz tabi çamur, hafif çapta bataklık. Ama kazlar için, ördekler için, sudan hoşlanan herkes için burası şahane bir yer. Demin bir hata yaptık galiba. Hani dedik ya burası bir dere değil çay dedik. Çaydan da vazgeçtik. Burası bir nehir. Hatta muhtemelen burası Kura Nehri. Bakacağız şimdi. Bir arkadaş gelsin. Teyit edeceğiz. Sevgili seyirciler, kamera muhtemelen seçiyor mu bilmiyorum ama benim gözlerim az buz seçiyor. Bir delikanlı kazları, demin kaz yavrularının peşine düşmüş idi. Dalgaya kapıldılar. Akıntıya kapıldılar. Onları yakaladı, toparladı, getiriyor. Hani derler ya, mal canın yongası. Sevgili seyirciler, deminden beri kardeşimin macerasını izledik. Neydi isim abi? Danış. Danış. Danış Dursun. Danış Dursun, Danış ne yapsın? Kazların yavrularının peşindeydin. Evet. Sonuçta akıntıya kapıldı ama yakaladın. Evet, yakaladım. Geri getirdim. Aşağıdaydım. Şimdi bunlar tecrübe sahibi değil biraz. Yeni yavru. Evet, yeni yavru. Bir daha yaparlar mı aynı şeyi? Yaparlar, evet. Yaparlar. Akılları başlarına gelene kadar yapacaklar. Evet. Sen de demek ki birkaç kez daha bu yolu kat edeceksin. Evet. Ondan sonra kendileri gidip geliyor eve. Gelebiliyorlar mı? Alıştım. Aşağıdan bir yerden mi geliyorlar? Yok, burada aynı yoldan gidip geliyorlar. Mesela bir kazın yavrulama dönemi hangi mevsimdir? Mart. Mart'tır. Mart'ta ne zamana kadar sürer? Bir ay, 30 gün. 30 gün sürer. Mesela bir kazın kaç yavrusu olabilir? Bir kazın 10... Yani kaç tane yumurtayla kuluçkaya yatar? 12-13. 12-13 tane yavrusu olur. Bir kez mi olur bu? Bir sefer yumurtlar, çıvartır, bir daha yavru yapar. İki tur yavru yapıyor. Demek ki 13, 26, 25, 27 tane yavrusu oluyor.